Çünkü kota burasıydı. Şey yapmayın o anıza. Bir şey söyleyeceğim sizinize onda. Aşağıya devam edelim. Aşağıdan devam edelim. Bildiğiniz üzere 12 Temmuz 2021 tarihinde hükümetimiz Bakanlar Kurulu'nda almış olduğu bir kararla Maraş'ın belli bir bölgesini askeri yasak bölge kapsamından çıkarmış ve Maraş açılımının ikinci evresi olarak uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Kapalı Maraş diye adettiğimiz toplam alan 5 kilometre karelik bir alanı kapsamaktadır. Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibariyle Maraş, kapalı Maraş bölgemizin %3,5'luk bir bölümünün açılımını sağlamış olduk ikinci etapta ve bu %3,5'luk bölüm içerisinde mevcut 496 parsel bulunmaktadır. Herkesin de çok iyi bildiği üzere hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Maraş açılımıyla ilgili olarak atacağımız adımlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurallarına uygun bir şekilde hareket edeceğimizi her zaman ifade etmekteyiz. Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uygun olarak davranacağımızı ifade ettiğimiz için Mal Tazmin Komisyonumuza Maraş'ın toplamında yani kapalı Maraş'ın 5 kilometrelik 5 kilometre karelik alanın toplamına 337 mal sahibi takas, tazminat veyahut iade koşulları vasıtasıyla başvuruda bulunmuş durumdadırlar. Bizim şu anda askeri yasak bölge kapsamından dışarıya aldığımız bölgede ise yani %3,5'luk kısmına tekabül eden bölgede ise 36 kişinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını mal tazmin komisyonundan bir şekilde almak için müracaatları bulunmaktadır. Bu müracaatlar herkesin de çok iyi bildiği gibi mal tazmin komisyonumuz tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecektir. Gazi Mousa Belediye Başkanımızla da İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar Mal Tazmin Komisyonu'nun da koşullarını gözeterek buradaki yıkılmaya yüz tutmuş olan binaların da nasıl değerlendirileceğini oluşturacağımız komiteyle gündemimize alacağımızı ifade etmek istiyorum.